Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS'ye 4 ay kaldı. Sömestr bitti, okullar açılıyor. Peki ne yapmamız lazım? Hemen biraz sohbet edelim. Sevgili arkadaşlar, biliyoruz konu itibariyle çoğu bitti. Azı kaldı. Önümüzdeki günler ilk etapta havalar biraz soğuk, tamam farkındayım ama zamanla ısınacak ve ısındığında çok fazla ders çalışmak istemeyeceksiniz. Ne yazık ki bu yaşanacak olan bir durum. İyisi mi biz şimdiden işlerimizi sıkı tutalım. Birinci dönem konuları bitti. Birinci dönem konularının biz kamp boyunca tekrarını da yaptık. Öncelikle söyleyelim, hala eksikleriniz varsa ilk dönemle ilgili mutlaka bu sömestrde yayınladığımız kamp videolarını izleyin. Sizlere çok fazla şey kattığını göreceksiniz. Bu cepte. Ağırlık olarak baktığımızda konular noktasında matematik, Türkçe ve fen bizim için çok önemli. Neden? Hem puanları daha yüksek. Bir taraftan 1 puan geliyor, bir taraftan 4 puan geliyor. Dolayısıyla bu konulara ağırlık vermemiz lazım. Matematikte ağır konuları bitirdik bence. Hani üstlü ifadeler, köklü ifadeler, cebirsel ifadeler ilk dönemin zor konularıydı. Ve bunlar yani kısmen tamam devam edenleriniz var ama genel olarak bitti. İki ders bizim için sorundur. Türkçe ve matematik. Matematiğin ağır konuları bittiyse beni zorlayacak olan ne var? Bundan sonraki konular sizi o kadar çok zorlamayacak. Üçgenler, bazı özellikler vesaire var. Ama yine de ilk dönemin konuları sürekli olarak karşınıza çıkacak. Çünkü matematik soruları bundan 4-5 sene önce TEOG'da geldiği gibi gelmiyor sevgili arkadaşlar. Oldukça zorlayıcı, yoruma dayalı, anlaşılması zor bir şekilde karşımıza geliyor. Hakeza aynı şey Türkçe için de geçerli. O yüzden bu iki derse çalışma temponuz hiçbir zaman düşmemeli. Sürekli olarak bu iki derse çalışmalı ve bu derslerle ilgili özellikle yeni nesil dediğimiz soru tarzlarından çözmelisiniz. Hatta ben hep şunu söylüyorum. LGS matematiği inanın bana en az TYT matematiği kadar zor. Hatta kazanım noktasına baktığımızda belki de daha zor. Fakat sizler bunları yapabilecek seviyedesiniz. Neden? Çünkü konuların hepsini öğrendiniz. Bundan sonra soruyu dikkatli bir şekilde okumak, yorumlamak kalıyor. Hocam önümüzdeki dönemde konular da artacak, ilerleyecek. Nasıl yetiştireceğiz? 1. Bol miktarda yığılmalı deneme çözeceksiniz. Yani bu zamana kadar gördüğünüz konularla ilgili denemeler çözeceksiniz. 2. Eksik olduğunuzu fark ettiğiniz konular varsa, ben denemelerime bakıyorum, köklü ifadelerde sürekli sorun yaşıyorum. O zaman hemen o konunun videolarımızdan tekrarını yapacaksınız. Bakacaksınız hocalarımız nerede nelere dikkat etmişler. Bunları not alacaksınız, yazıp öğreneceksiniz. Bir konu öğrenmeden olmaz. Çünkü bir denemede amaç eksiklerini görmektir. Eğer sen eksiklerini görüyor, toparlama noktasına bir gayret göstermiyorsan ne yazık ki bir anlam olmaz. Hep örnek olarak şunu söylerim. Denemeler bir nevi sizin muayene edilmeniz gibi. Bir hastalığınız var mı? Bunu tespit ediyoruz. Hastalık var, gördük. Tedavi etmezsek olur mu? Hayır. Bir sonraki geldiğinizde gene aynı sorunun yaşandığını görürsünüz. O yüzden mutlaka ve mutlaka eksik konularınıza çalışacaksınız. Türkçe konularında Türkçe sorularını çözerken özellikle Türkçe hocalarımızın da istediği sadece ve sadece sorudaki olaylara odaklanın. Bazen öğrenciler şunu yapıyorlar. Bir paragraf bir yazı var. Anlamla alakalı bir yazı olduğunu söyleyelim bunun. Okuyor. Kendi kafasından bir şeyler katarak o soruda değişikliğe gidiyor. Hayır. Orada ne yazılıysa sen onu düşünmek zorundasın. Bunun dışında ekstradan bir şeyler katarsan o cümledeki anlamın dışına çıkmış ve kendi yorumunu eklemiş olursun. Bu da sana her ne kadar atıyorum C şıkkı mantıklı gelse de yanlış olarak hanene geçer. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, aynı şekilde fenin değeri de yüksek. Fene de yüklenmenizi istiyorum ama fen soruları diğerlerine göre biraz daha kolay matematik ve Türkçe'ye göre. Bitiyor mu? Bitmiyor tabii ki. Bakın havalar ısınacak. Isındıkça zorlanmaya başlayacaksınız. İyisi mi? Bu eksik şimdiden kapatmaya çalışın. Bizler süreç boyunca zaten yanınızdayız. Hatta konuları biraz daha erken bitirmeye çalışacağız ki sizlerin ekstradan tekrar için, denemeler için vaktiniz olsun. Sürekli olarak soru çözüm videoları gelecek. Sürekli olarak denemeler noktasında sizlere tavsiyelerde bulunacağız. Ama şu anda yapacağınız en önemli şey yığılmalı kazanımlara yönelik denemeler. Bunu atlamayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.